Evet bakalım bir de piyasalara rakamlar bize ne söylüyor? Dolar TL ile başlayalım. Haftaya nasıl başlıyoruz? Görelim. Dolar TL'de 5.94 seviyesini görüyoruz. Yatay negatif seyri var. Evet. Burada çok büyük bir değişikliği bugün ve yarın beklemeyeceğiz ama enflasyon rakamı açıklanacak Cuma günü. Orada bir oynaklık olabilir tabii. Yani biz sene sonu enflasyonu %11.5 civarında bekliyoruz ama Piyasa beklentisi olarak da orayı görüyoruz ama altı olur, üstü olur. Bu ufak bir oynaklık yaratabilir. Yurt dışı piyasalarda PMI rakamları gelecek. Ekonomik veriler ya da büyümeye dair öncü veriler anlamında önemli diyeceğiz o verilere. Çin'den gelecek, Euro bölgesinden gelecek. Burada para birimlerinin değerini bir noktada oradan da hareketlenmesi ihtimali var diyeceğiz. Ama seneyi aslında beklentilerin çok dışında olmayan bir yerde, sene başına göre... ...daha düşük, çok daha düşük yerlerde kapatı gibi duruyor dolar-tl kuru. Tabii turizm rakamları vesaire onlar da cari denge açısından önemli diyoruz. Çok yüksek bir performans var turizm sektöründe. Hizmet sektörünün gelirleri çok yüksek bu sene. Cari dengeye katkısını çok net hissettik. Bakalım son rakamlar neyi gösterecek bize? İhracat ithalat rakamlarında dış ticaret dengesi nerede? Bunlar ama hiçbiri böyle çok kalıcı etki yaratacak güçte veriler değil... ...küçük oynaklıklara sebep olabilecek veriler. Ee, bir sihirli seviyede değil mesela altı seviyesi yani oranın altında olmak ya da üstünde olmak... ...çok fazla bir şey ifade etmez. Ama sağlıklı olan... ...kurun... ...rekabetçi kurun, olması gereken yere, onun gitmesi gereken yere küçük küçük adımlarla gitmesi. Bu sene bunu biraz yakaladık özellikle son 3-4 ayda. Oynaklık azaldı. Bu çok büyük bir kazanımdı. Seviyeden daha önemlidir bize göre. E, kurdaki oynaklığın azalması hesap kitap yapmayı kolaylaştırır. E, bunun avantajını hissedeceğiz. 2020'ye bu avantajla geleceğiz aslında bakarsanız kur cephesindeki fiyattan ziyade 2000 yani 1 Ocak gelecek bir şeyler değişecek, kur farklı bir yere mi gidecek? Hayır. Yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. alınan tedbirlerin sonuçlarını görmeye devam edeceğiz. Dış dünyayı takip etmeye devam edeceğiz. Ama şimdilik 5.95'lerden çok uzak bir yerde olmasını gerektiren bir takvimde görünmüyor önümüzde. Euro TL'ye bakalım. Orada bir Euro TL arkadaşlar. Euro TL'de değer kazanımı var. 6.66 seviyesinde hafif de olsa evet bir değer kazanımı var. Çünkü Euro dolar paritesi bir üstünde. Evet. Yani... Euro dolar paritesine bakalım. <laughs> söylediniz, söylediniz, sonunda evet. çıkardınız. Seneyi bitirirken oralara geldik. Dolar TL'de yüzde 0.16'lık düşüş var. Euro TL'de yüzde 0.07'lik düşüş var. Çünkü Euro dolar paritesinde yüzde 0.2'lik yükseliş görüyoruz. Ne oldu da tekrar bir okun üstüne çıktı? Çok yüksek bir anlam yüklenebilir mi? Hayır. En son Brexit ile ilgili e, Johnson'ın bu süreci kendi başına yürüteceğine dair açıklamalar duyduk biz. Bu da tabii bu sorunun aşılma ihtimalinin ya da ümidinin güçlenmesi gibi bir sonuçta doğurabiliyor. Bir veri geldi de o veriyle euro değerlendi böyle bir şey yaşamıyoruz aslına bakarsanız. Ama bu hafta gelecek olan verilerle hareketliliğin artması beklenebilir. İşte PMI rakamları önemli diyeceğiz. büyümenin öncü sinyali olabilir mi? Güçlü gelebilir mi? Şimdilik tepe taklak hala bir umut yok aslında bakarsanız toparlanma anlamında ama yine de seneyi 1.12'nin üzerinde kapatma çabası herhalde göreceğiz önümüzdeki şu 1-2 gün içerisinde. Kapatsa ne olacak? Çok yüksek yani çok farklı bir değerlendirmeye gerektirecek mi? Hayır. Gideceği yer buradan 20 pip'lik bir yer. Yani 1.12 20'ye kadar gidebilecek gibi. Orası da çok yakın zaten. <laughs> bir son 3 aylık tabloya bakalım. Bir de son 3 yıllık tabloya bakalım. Tamam peki. Önce 3 aylığa evet. bakalım. Oradaki dalgalanmayı bir gösterelim. 1.08'leri de görüp Gördü. sonra 1.12'ye geldiği seviyeyi bir gösterelim. Sonra da 3 yıllık tabloyu getirelim. Bir 3 aylık tabloda biz Euro'nun değer kazandığı süreci göreceğiz. O değer kazandığı süreç ise düştüğü dip seviyeden değer kazanımı. 3 yıllık periyottaysa hiçbir yere gitmediğini göreceğiz. O yüzden 3 yıllık periyotta istedik. 1.08'leri görmüştük Euro dolar paritesinde en düşük seviyeler olarak. Oradan şimdi 1.12 20'lerin üzerinde Evet 1, 0, Eylül, 32 hı hı. Tabii biz son 3 ay alınca böyle oluyor. Evet 6 aylık da getirelim. Evet. Geride bırakmışız yani 3 ayın gerisinde kalmış. Zaman nasıl geçiyor <laughs> anlamıyoruz evet, <Gerdan> Bey. <laughs> 1.08.98. Evet. 1.08.98'i görmüşüz. 30 Eylül'de. Ee, bir de 3 yıllık getirelim lütfen. Euro dolar paritesine. Düşmüş, toparlanmaya çalışmış hala da o periyot içerisinde aslına bakarsanız. Ama 3 evet. yıllık periyoda baktığınız zaman burada bu döngünün öyle kolay kolay değişmesi mümkün değilmiş gibi görülüyor. Çok ciddi sebeplere, çok ciddi dayanaklara ihtiyaç var. Euro'yu değerli kılacak hamleri atmıyor Avrupa Merkez Bankası. Yani Avrupa Merkez Bankası bir politika değişikliği yapacak da Euro'yu değerli hale getirecek bu mümkün değil. Çok uzun bir süre bunu yapmayacaklar. Euro'nun değerli olması için mesela yani parite için söyleyelim doların çok değersiz olması gerekebilir mesela. Böyle bir şey yaşayabiliriz. O da çok da mümkün değil. Veriler tarafında büyümeye dair güçlü sinyaller gelebilir mi? Olur, olabilir. E o zaman güçlü ekonomi, güçlü para birimi dedirtebilir bize. Bu döngüden çıkabilirler. Ama kısa vade için 3 yıldır bulunan seviyelerde buradan kendini dışarı atması vesaire çok mümkün değil. Şurası zaten son bir yıl burası. 2018'den bugüne geliyor. Hı, hı. Bunun bile üstünde değiliz hala. 3 yıllık periyotlarda çok daha yüksek rakamlardan, 1.30'lu seviyelerden geri gelmiştik biz. Bu şimdilik 1.12'lerin üzerine çıkmayı işte seneye biraz daha güçlü kapatmak gibi değerlendirmek mümkün olabilir. Bir de piyasalar çok sığ. Yani insanlarda bir tatil havası var. Sadece Euro-Dolar paritesinde değil, değişik para birimlerinde de görebiliriz bu tip e ilginç hareketleri. İlginç diyeceğim ama yani çok da ilginç değil. Öyle Bir değil. şekilde hareketli seansları diyelim görebiliriz. Bunların kalıcılığı sorgulanmalı. Dikkatli olmak lazım.